kadar güzel bir soru sordun ki dolar endeksindeki gevşeme TL varlıklara fon akımlarını tetikleyici bir şeydir. Evet. Net. Ama biz böyle bir şey görür müyüz Özellikle seçim öncesi. Hayır görmüyoruz. Hatta yükseldikçe yabancıların mal çıktığını görüyoruz. Borsada bu kadar. Peki dolar TL'ye geçeceğim. Ee... Evet. Dolar-TL için e, iktisatçıların çoğunluğu seçimden sonra kurda bir patlama yaşamayız diyorlar. Bunu en muhalif hani anında e, Ak Parti'nin ekonomi politikalarına muhalif olduğu yazan iktisatçılarımız dahil. E, ama biraz daha vatandaş tarafında acaba seçim öncesi kur hareketleri mi? Şirketlerde böyle bir acaba ya seçimi ...den sonra kur daha yukarı gider mi diye bir merak var diyeyim. Endişe ve panik demiyorum ben merak diyorum. Buna dönük hareketlerde de bulunuyorlar. Merkez Bankası da rakamlarda resmi rakamlarda da görüyoruz. E, döviz e, müdahalesi yapıyor gibi. Yapıyor. Rezervlerdeki erimeyi görüyoruz. İşte yaklaşık 20 milyar dolar olduğu ifade ediliyor sene başından bu yana bir e, müdahale anlamında kurla ilgili sen e, ne diyorsun seçimden sonra bir hareket bekliyor musun e, kurda bu tip e, meraklara diyelim senin yorumun nedir Evet Barış bu meraklar ilk önce nasıl başladı Hı -hı. onu konuşmamız lazım serbest piyasadaki dolar alışıyla banka arasındaki dolar alışı arasındaki farkın yüzde üçlere yaklaştığı bir ortamda insanlar bazı şeyleri sorgulamaya başladılar. Yani ya bir liralık fark var yaklaşık şu an serbest piyasayla şu banka Şu piyasa. anda çok düştü. Şu anda yüzde birlere falan düştü. Ama yüzde üçler o işte sen dediğin 1 lira ve üzeri hı hı. görüldüğü zamanlarda İnsanlar dediler ki biz eski günlere geri mi dönüyoruz? Çünkü burada yani buradaki uygulanan para politikası belli. Burada sonuçta bütün hani şeyler Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemi, Sayın Şimşek'in söylemi falan ortada fakat böyle bir fark oluşuyor. Ben bu farkın sadece bireysel alımlardan kaynaklandığını da düşünmüyorum. Ya burada kurumsal alımlar olduğunu da düşünüyorum. Ama Barış kesinlikle şöyle bir ortamda yani bizim kısa vade borçluluk oranlarımıza bakınca, bizim CDS'imize bakınca. Evet şimdi 6 bas puan iyileşme var dünden bugüne, değil mi? Sen 341'den 334'e 330 335'e iyileşme var bugün. Şimdi Barış abi burada yani kurumsal bireysel talebin bir şekilde karşılanması için Merkez Bankası net rezervlerinin bunu Haluk kardeşimiz Haluk Gülümcekçi'nin yazdığı şeyden alıntı yapıyorum. Eksi 39.2 milyar dolara kötüleştiği bir ortamda net net rezervlerin swap hariç ve bankalarla yapılan tabi anlaşmalar hariç geri alım anlaşmaları hariç böyle bir ortamda bu sefer hiç istemediğimiz başka bir şey oluşmaya başladı. O da ne? Yabancının bu politikaları sorgulaması. Nasıl yani? Şu şekilde sorgulaması. Ki yabancı raporlar biliyorsun Sayın Şimşek geldiğinden beri pozitif. inanılmaz pozitif gelişiyordu. İnanılmaz pozitif. Alkış alkış alkış. Fitch raporu, JP Morgan, HSBC, Doçer Bank. Bofa. Hangisine Dofa. bakarsan. Hangisine falan. bakarsan. Fakat son bir ay içinde, özellikle Şubat enflasyon verisi geldiğinden beri ilk defa yabancı kurumlardan uygulanan para politikasını eleştiren ve acaba politika faizinin yüzde 45'te kalması çok düşük değil midir? Bu düşüktür. Yüzde 45. Bak enflasyon beklentilerini çıpalayamıyorsunuz diyen raporlar gelmedi.